Evet, değerli dostlar. Öncelikle Güzel Çamlı'ya hepiniz hoş geldiniz. Tabii aramızda yaşayan arkadaşlarımız var. Uzaklardan gelenler var. Bizim güzel memleketimize, güzel kokulu, oksijeni bol olan ağaçlarımız, çiçeklerimiz, denizimiz çok güzel olan Güzel Çamlı'mıza hepiniz hoş geldiniz. Bu organizasyonu sağlayan hanımefendilere ve beyefendilere de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki böyle bir etkinlik yaptınız. İyi ki bisikleti yaygınlaştırmak için elinizden geleni yaptınız. Bizler Shimano ve Sarı Zeybekler bisiklet ekibi olarak sizlere biraz bisikleti anlatmak istiyoruz. Bisiklet tabii günlük yaşantıda ulaşım için, sportif faaliyetlerde, şehir içi ulaşım için, bir yerlere gitmek için, keyif almak için, gezmek için kullanılan bir araçtır. Çoğunuz tabii bunu kullanıyorsunuz. Aranızda belki yeni başlayanlar vardır. Belki yıllarca bu işi yapanlar vardır. Bu bisiklet işi bir tutkudur. Biz de servis ekibi olarak bisiklet severler ve bisiklet mekanikler olarak sizlerin bu tutkunuza ortak olmak istiyoruz. Ne gerekiyorsa sizin en iyi şekilde bisikletten keyif almanız için elimizden gelenin en iyisini sizin için yapmaya çalışıyoruz. Bisiklette bazı detaylar var. Sizlere onları anlatmak istiyorum. Tabii ki bisikletimizin işte belirli parçaları var. Bunların isimlerini size küçük küçük anlatmak istiyorum. Bazı önemli detaylar var. İşte yağlanması gereken, yağsız bırakılmaması gereken veya güvenli sürüş için bisikletin bazı ekipmanlarının eksik olmaması gereken bazı durumlar ve yedek parçalar var, ekipmanlar var. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Şimdi bisikletimizin ana malzemelerini, ana yedek parçalarını size küçük küçük anlatmak istiyorum. Mesela şurası bisikletin gidonu. Gidon yarış bisikletlerinde bu şekilde oluyor. Yol bisikleti, yarış bisikleti, sportif faaliyetlerde kullanılan bisikletlerde bu şekilde oluyor. Gezi amaçlı ve trekking amaçlı kullanılan bisikletlerde veya dağ bisikletlerinde de böyle düz gördüğümüz bisikletlerin gidonları tercih ediliyor. Burası bisikletimizin gidonu. İşte fren kolları burada. Normal bisikletlerin fren kolları da burada oluyor. Diğer dağ bisikleti ve tur bisikletlerimiz. Burası bisikletimizin ön çatalı, ön tekerleğin bağlı olduğu çatal. Tekerlek buna bağlanıyor. Bisikletimizin ana gövdesi burası. Ana gövdesi. Selesi, işte oturak diye tabir ediliyor. Aslında adı seledir. İşte fren mekanizmaları, zinciri, ayna kolu, ön dişli de diyebiliyoruz, ayna kol. Pedalları, arka dişlisi, ruble olarak da söylenebiliyor. Ruble, arka dişli. Arka vites aktarıcısı burası. Arka tekerlek. Bisiklet, yani ayağımızın gücüyle, bacağımızın gücüyle buradan enerjiyi alıyor. Zincir aktarıp arka dişliye aktarıyor ve bu şekilde ilerliyor. Bisikletlerimizde vitesler var. Vitesler kollar vasıtasıyla, buradan vites kolları vasıtasıyla vitesler değiştiriliyor. Yolun durumuna göre, yani bazı yollar düz oluyor, bazıları yokuşlu oluyor. Yokuşlarda viteslerimizi düşürüyoruz, yumuşatıyoruz, pedalı yumuşatıyoruz yani. Bunu yumuşatmak için öndeki küçük dişliye veya arkadaki büyük dişliğe ihtiyacımız oluyor. En büyük mesela arkadaki en büyükteyken, öndeki en küçükteyken en yumuşak vites oluyor. Bu vites genelde yokuş tırmanışlarında kullanılıyor. Pedalımızı biraz daha sertleştirmek istediğimiz zaman, biraz daha düz yola geldik, hızlanmak istiyoruz. Hemen zincirimizi, ön zincirimizi diğer büyük dişlere atıyoruz. Arka dişliği de küçültüyoruz. Dolayısıyla bisiklet daha da hızlanıyor. Vites kullanımı bu şekilde yapılıyor. Bir de bisiklet kullanırken mutlaka zincirimizin yağlı olmasını sağlamamız gerekiyor. Yağlı olması çok önemli. Eğer zincirimizde yağ olmazsa zincir dişlilere, zincire ve aktarıcılara, dişli sistemlerine zarar verebilir. Bazen işte çok kullanıyorsanız bisikletinizi yılda 2 sefer veya 3 sefer, az kullanıyorsanız en azından yılda bir sefer bisikletimizin şu dönen haznelerini, göbeklerini ortasında var, önünde var, arkasında var. Bu göbeklerin içindeki bilyaları yağlatmamız gerekiyor. Bunları kendiniz de evinizde yapabilirsiniz veya başaramıyorsanız yetkili servise başvurup bunları yaptırabilirsiniz.
Birazcık lastik basınçlarından söz etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz bisikletler bazısı ince tekerlekli oluyor, bazısı kalın tekerlekli oluyor. Bu ince tekerlek, yani lastik ne kadar incelirse basınç o kadar yükseliyor bisikletlerde. Mesela bu bisiklette basınç 100 psi seviyesinde olması gerekiyor. Yani pompalarınızda daha çok böyle basınç göstergeli pompalar tercih ederseniz bunu görebilirsiniz. Ya da benzinliklerde şişirirseniz veya bir bisikletçide şişirirseniz mutlaka 100 psi olması gerekiyor. Diyelim ki bisikletiniz böyle yol bisikleti değil de böyle biraz daha kalın trekking tarzı dediğimiz tur bisikleti tarzındaysa eğer buna da yaklaşık 60-70 psi civarında basmamız gerekiyor. Lastiğimiz genişledi MTB dağ bisikleti ise eğer ona da 40 35-40 psi civarında bir basınç yeterli olacaktır. Bu yüzden lastik basınçlarımız çok önemli güç aktarımı konusunda. Onun dışında tabii bisiklet kullanımı konusunda mutlaka değerli hocalarımız sizlere bahsetmişlerdir. İşte kask, eldiven, güvenlik açısından, akşam sürüşlerinde ışık, görünürlük açısından işte reflektörlü yelekler, görünür kıyafetler tercih etmemiz çok önemli bisiklet kullanımında.